Elden Ring hikayesi. Oynanışı ve tüm detayları Elden Ring, From Software'in yeni gözbebeği, aksiyon RPG türünün yeni efsanesi hakkında tüm detayları bu videoda bulacaksınız. Elden Ring geniş bir açık dünya, genişletilmiş karakter çeşitliliği ve gece gündüz döngüsüyle türünün en iddialı oyunu. Öyle ki Dark Souls ile başlayan bu keyif dolu oynanış ve izleyici için keyif verici unsurları bir adım öteye taşımış olduğunu söylemek pek de güçlü. Şu ana kadar gösterilen tüm detaylar bunun gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. From Software oyunu bizi geliştirilmiş bir açık dünyada The Lands Between'in heyecan dolu, doyurucu yolculuğuyla karşılıyor. Bunun yanında yeraltı zindanları, çok sayıda boss ve birçok sırrı barındıran 6 farklı ana bölgeye ayrılıyor. Lands Between, Chrome Software'in şu ana kadarki en büyük oyun dünyası olmakla da yetinmiyor. Bununla beraber gece gündüz döngüsünü ve genişletilmiş ortam sunumu sayesinde de daha dinamik bir oyun keyfi yaşatıyor. Dilediğinizde hızlı bir dolaşma ihtiyacıyla ya da saldırı anında atınızın sırtında olmak isteyebilirsiniz ve onu dilediğinizde, dilediğiniz yere çağırırsanız bu dünya üzerinde emin olun, Elden Lord olabilmek için bulacağınız, keşfedeceğiniz pek çok şey olacak. Elden Ring hikayesi bize topraklarından sürgün edilenlerin kararmış hikayesini anlatıyor. Paramparça olmuş bir Elden Ring'de kendi tarnışınızı inşa edip eski tanrıların etrafınızda yitip gittiği büyük bir savaş sonrasında şan ve şöhret için arayışınıza çıkıyorsunuz. Rom Software hikaye detaylarını öğe açıklamalarına gömme şeklinden daha farklı bir yol ile Elden Ring'in olay örgüsünü daha doğrudan ve büyük bir karakter kadrosuyla vurgulama seçiyor. Bu da kısmen de olsa oyunun kökenlerini, efsanelerini ve karakterlerinin detayları gibi öğeleri şekillendirebilmesinde George Martin'in katkılarını bize gösteriyor. Oyun için metinlerin sorumluluğu ne kadar Miyazaki'nin kendisine ait olmuş olsa da George Martin'in dokunuşları oyunun çalkantılı ve karanlık evreninin detaylarında görüldüğü kesin. Elden Ring bölgeler arası net bir yol olmaması açısından bakıldığında Miyazaki'nin tahminine göre hikayeye odaklı ilerlenmesi halinde o 30 saatlik bir oynanış sunacağı görülüyor. Tabii bu herhangi ek bir içerikle detaylandırıldığında daha da fazla olacak. Ancak kaba tahminlerle Elden Ring barındırdığı birçok sır dışında en az 30 saatlik bir oynanış sağlayacak. Ancak diğer yandan görevlerin yapılması ve tüm içeriğin oynanması bunun 3 katını bulacağı söylemek pek de güç olmayacaktır. Elden Ring tüm zamanların en iyi From Software oyunu olarak tasarlandığı söyleniyor. Bu sebeple zor olacağı ve bunun Dark Souls 3 ile kıyaslanması çok da normal. Ancak bununla birlikte oyuncular için bu zorluklara yaklaşım farklılığı olacağı için oynanışı çeşitlendirmek ve oyunun oynanabilir kitlesinin genişletilmesini hedeflemek asıl amaçları olduğu bizlere belirtildi. Keşfetmek için muhteşem bir dünya ve yenmemiz için acımasızca oluşturulmuş boz çeşitliliği arıyorsanız bu ne deneyime en iyi ulaşabileceğiniz bir şekilde tasarlanmış oyunla karşı karşıyasınız. Elden Ring oynanışı ve oyun çeşitliliğinden bahsetmişken From Software'in aksiyon savaş sistemini önemli ölçüde genişlettiğini göreceksiniz. Bununla birlikte denenmiş ve gerçek dayanıklılığa dayalı bir yakın dövüş sistemine de geri dönüldüğü belli. Ancak bununla birlikte çeşitliliği arttırılmış büyü savaşları ve menzilleri, bunun dışında da silahlara bağlı olmayan yüzden fazla beceri ve anında öldürme gibi gizli seçeneklerle süslendiğini de keşfedeceksiniz. Bunların Sekiro'daki bazı hareketlerle kıyaslanması hafif kalacak. Elden Ring birçok aksiyon RPG oyununun en büyüğü olma yolundaki en önemli özelliklerinden birini paylaştığını göreceksiniz. Elden Ring tek başınıza oynayabileceğiniz gibi 4 oyuncuya kadar da beraber oynama desteği sunuyor. Souls serisinin eş zamansız oyun çok oyunculu sistemi artık bir oturumda 4 kişiye kadar desteklenmesiyle geri dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında agresif bir düşmana karşı savaşabilmek için işbirliği adına iki çevrim içi arkadaş da davet edebilirsiniz. Sadece bununla da kalmayıp güncellenmiş bir parti sistemi yapısıyla arkadaşlarla oynamasını daha kolay hale getirilecek bir sistemde mevcut. Bu çok oyunculu yapısının çeşitliliği sayesinde de bırakılmış kan lekeleri, mesajlar, çeşitli bildirimler, keşifleriniz, oyun içi ipuçları ve püf noktalarının da paylaşabilmenizi açısından bunların size izin verilmesi açısından çok oyunculu oyun sistemine keyif veren unsurlar olacak gibi duruyor. From Software RPG yapılarında her zaman hızlı seyahat etme özelliklerinde barındırdığını biliyoruz. Ancak bunu genel olarak belirli noktalar arasında olmasına müsaade ediyordu. Elden Ring'de bineğinizi her yerde çağırabileceğiniz gibi neredeyse her yerde de hızlı seyahat etmeniz mümkün. Hedeflenmiş olduğunuz yerler tabii ki haliyle kamp ateşi benzeri yerlerle sınırlı olması çok da normal. Tabii oyunda e, zindanların da var olduğunu düşünürsek zindanlarda bu hızlı seyahat sisteminin çalışmayacağını da belirtmek gerekir. Bu kamp ateşi benzeri yerlerde dinlenmeniz, eşyanızı yeniden tedarik etmeniz gibi durumlarda mağlup edilmektedir düşmanların yeniden canlanacağını da unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler bu tip videoların da gelmesini devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın